arkadaşlar. Çeşitli videolardan merhabalar. 06 Mimoto sitemizin yağ değişimini yapmıştık. Yine yaklaşmak üzere. Ama bu sefer 2000'i geçtiği için hava filtresi değişimi, hava filtresi bakımını yapacağız. Dolayısıyla sanırım bir motosiklette en basit iş hava filtresinin bakımını yapmaktır. Bu arada tarih 15 Temmuz günlerden 2020. Dediğim gibi en basit hava filtresinin bakımıdır. Tabii bazı motorlarda, motosikletlerde arkadaşlar 125'liklerde hava filtresi değişir. Belli bir zaman sonra iyice kirlendikten sonra değişir. Ama bu 50'lik skuterlarda hava filtresi değişir ama şöyle uzun süre uzun sürmesi lazım. İyice filtre yıpranması lazım ki değişsin. Diğer türlü tozunu alıp yıkayabiliriz. Yıkadıktan sonra, kuruduktan sonra takabiliriz. Bunun için sadece yıldız bir ton evi de yeterli. Gördüğünüz gibi şöyle bir civata birinci civatayı çıkarıyoruz. Basit bir işlem arkadaşlar. İkinci civatayı çıkarıyoruz. Biz bunu hava filtresini arkadaşlar sadece yıkayacağız. Kuruttuktan sonra tekrar hep birlikte takacağız. Şöyle üçüncü civat arkadaşlar. Yani basit bir işlem arkadaşlar, onu söyleyeyim. Sanırım bir skuterde en basit işlemlerden bir tanesi o. Bir tanesi hava filtresini arkadaşlar bakımı. Hava filtresinin bakımı çok önemli arkadaşlar. Çünkü motosiklet toz aldıkça toz hava filtresi yoluyla karbüratöre gider ve karbüratör kirlenebilir. Motosikletin içerisine toz gidebilir. Motosikletin ömrü arkadaşlar biraz daha düşer. Ömrü tükenmiş olur. Görüyorsunuz arkadaşlar hava filtresi şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu hava filtresini alıyoruz. Şu şekil. Görüyorsunuz arkadaşlar toz. Şöyle. Tozlanmış. Biz bunu yıkayacağız arkadaşlar. Yeniden yerine şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar yeniden yerine montajını yapacağız. Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Hava filtresinin bakımı bir motosiklette en basit olan en basit şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Vidalarımızı şöyle güzel bir yere koyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tertemiz. Yaptıktan sonra şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle de isterseniz bir sökelim şöyle. Şunu da yıkayalım. Şunu da şöyle sökelim arkadaşlar. Yıkayalım. Motosikletimize montajını o şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi gevşeklik vidasını tak söküyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kiri, pisliği görüyorsunuz. Bunu yıkayacağız arkadaşlar. Ve bu hava filtresini yıkayacağız arkadaşlar. Bu hava filtresi kolay kolay yıpranmaz arkadaşlar. Yani çok uzun süreye gider arkadaşlar, onu söyleyeyim ama ara sıra temizlemesi lazım. Şöyle vurup temizlemek lazım. Ya da yıkamak lazım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar motosiklet toz kaptıkça, anlatabiliyor muyum? Motosiklet toz kaptıkça arkadaşlar tozu karbüratörden içeri alır. İçeri aldıkça hem karbüratör kirlenir hem motorun içine toz gidebilir. Bir ihtimali var. Motorun ömrü düşer. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Hava filtresi yıkandıktan sonra montajını yaparken hep birlikte montajını yapacağız.
en basit olaylardan bir tanesi hava filtresinin bakımı. Basit olmasına rağmen çok önemli. Bilginiz olsun. Montaja tekrar hava filtresini yerine yerleştirmek üzere görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, hava filtremizin bakımını yaptık, yıkadık. Görüyorsunuz şöyle. Kuruttuk. Şimdi motosikletimize takacağız. Tertemiz içi. Yeniden takalım. Motosikletimize. Evet. Şöyle. Önce bir takalım. Şöyle bir önce şu parçayı takalım. Taktıktan sonra filtremizi takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde şöyle filtremizi yerleştirdikten sonra filtremizi yerleştirdikten sonra kapağımızı takacağız. Şöyle gördüğünüz gibi çıkardığımız gibi takacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Sırasıyla vidalayacağız arkadaşlar. Basit bir işlem. Gördüğünüz gibi. Şöyle. İşlem gayet basit arkadaşlar. Görüyorsunuz. İkinci vidamızı taktık. Takıyoruz daha doğrusu. Şöyle. Üçüncü vidamızı takıyoruz. Dördüncü vidamız. Şöyle. Gördüğünüz üzere en basit arkadaşlar hava filtresinin bakımıdır. Bir motosiklette en basiti hava filtresi bakımıdır. Ama çok da önemlidir aslında. Bunu söyleyeyim. Son vidamızı takıp kelepçemizi sıkacağız. Şöyle son vidamızı taktık. Bir kere daha kontrol edelim. Gördüğünüz gibi. Evet. Kelepçemizi sıkalım arkadaşlar. Kelepçemizi de sıktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkardığımız gibi. Şöyle görüyorsunuz. Oturtturduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.